Evet, miniklerin beslenme vakti. Nasıl bak ayağa kalkıp bekliyor. Hulusi, Leo. Burada kimler var? Lolo. Ve en açımız, en oburumuz Nano. Bak nasıl kokluyor. Artık vereyim mi size çocuklar? Bakalım böyle bir mama hazırladım. Kediler bildiğiniz gibi biraz seçici ama umarım beğenirler. Paylaşabilmeleri için de 4 kediye 4 ayrı kap hazırladım. Farklı yerlere bırakacağım ki kavgalar olmasın. Ne kadar iyi anlaşsalar da bildiğiniz gibi bu küçük oburlar birbirlerinden yemek çalmaya bayılıyorlar. Şimdi hepsini şöyle ayrı yerlere bırakalım. Hadi bakalım çocuklar. Gel seni de buraya bırakalım. Kızım. Ben seni yerim. Evlat. Tabii Leo. Gel parmağıma bulaştı, kokla. Bize çok düşkün. Küçük bir yırtıcı ama bizi mutlaka selamlar. Şimdi bunun içinde ne var? Kemik suyuna yulaf, yumurta ve bezelye koydum. Kemik suyu biraz onların iştahlarını açsın diye. Hafif de sulu çünkü kedilerin su kaybetmemesi, su içmeleri lazım ve kendi sularını genelde çok fazla içmeyi tercih etmiyorlar. O yüzden su kaybı yaşayabiliyorlar. Mamalarını böyle kemik suyu, tavuk suyu, hindi olabilir karıştırıp verirseniz sulu bir şekilde böylelikle su ihtiyaçlarını gayet lezzetli bir şekilde almış olacaklar. Lolo başladı mesela. Lolo sevdi yemeği. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Daha önce biz zaten ama Leo önümden geçti. Daha önce biz zaten bezelyeyi denemiştik. Yiyebileceklerini de biliyorduk ama tabii ki ilk başta çok yemek seçici oldukları için kolay yemiyorlar. Biraz alışmaları, tadından emin olmaları lazım. Bu arada kedilerde mama değişikliği sırasında bağırsak problemleri yaşanabiliyor. Çok fazla siz de mamasını değiştirirseniz ishale dönebilir. Aa bak Leo kovdu mesela. Leo neden kovdun? Sen yemiyorsun bile. Zaten Lolo, bu küçük tekir kızımız, bunların arasında en cılızı. Birazcık onu şey yapıyorlar. Arka plana atıyorlar. En dominantımız bu abimiz. En eski. Bu da aslında küçük ama ilk o eve geldiği için evi ve bizi sahiplendi. Diğerlerini biraz zor anlar yaşatıyor. Hadi çocuklar yemeğe. Ben biraz şimdi kapatayım. Onları yemeğe alıştırmaya çalışayım. Sonra yediklerini de tekrar çekelim. Umarım yiyecekler. Şimdi de Hulusi deneyecek. Ne oldu, sevmedin mi? Hulusi, o tepsi. Boş o tepsi oğlum. Gel hadi ye. Seni de abi dövdü tabii. Çok fena bu abi. Orada da atacağımız, vereceğimiz kitaplar var. Böyle işte kedili ev. Gel. Gel Hulusi. Aşkım. Dövmez abi, dövmez abi. Gel. Nana o kadar mı kötü tadı? Tadına bakmadın tabii. Su içiyor. Kediler o kadar çok su içmez. Mamalarını sulu yapın dedim. Yani beni haksız çıkarmak için gittin su içiyorsun. Çok zayıfladı. Nano bu bahar geçişinde çok tombikti. Kışın tüy döktü ve zayıfladı. Ona o yüzden özellikle belki kuru mamayı sevmiyordur ya da ne bileyim hani az yiyordur diye özellikle mamayı yaptım. Ama en çok tercih ettikleri şey tabii ki ciğer. Mecburen ona birazcık ciğer alacağım. Ciğerle yulaf kaynatacağım. Azıcık kilo alsın. Çok değil ama gözüme zayıf gözüküyor. Sağlıksız değil ama azıcık daha eski nano yapalım seni, değil mi yavrum? Hadi kızım. Hadi kızım. Bak kapamaya çalışıyor üstünü. Nano. Üstü kapanmaz onun, yenir. Yeni mi yedin anlamıyorum ki. Niye üstünü kapamaya çalışıyorsun? Kızım beğendiysen hadi ye. Oraları yolma. İşte bizim kızım da bu huyu var. Evladım daha zaten 3 kap var. 4 kap yemeğiniz var. Yiyeceksen ye. Yemeyeceksen de bırak. Ay hiç görmüyor sanki. Tatlım benim ya, bayılıyorum ama şu hareketlere bak. Şu hareketlere bak.
Leo da bir tek Nano'yu sevdiği için her şeye izin veriyor. O ona kardeş geldi tabii. Oyun arkadaşı oldu. Heh. Kapa kızım. Kapa kızım mamayı, ama yemeyin, saklayın. Sonra yemedikleri mamayı zaten Çabi yiyor. Allah'tan evde bir köpeğimiz var da her şeyi yiyen. Bunların sıyırmadığını, beğenmediğini ona veriyoruz. Ama bu mamaları yiyeceksiniz yani. Heh. Hadi. Hadi. Çok güzel. Aferin Leo'ya. Ay, sonunda ikna oldular. Sonunda ikna oldu biri. Böyleler biraz zahmetli. Bekleyeceksiniz başında. Hı, oh be. Demiştim kötü mama yapmıyorum diye, gayet lezzetli mama yapıyorum diye. Beni yalancı durumuna düşürecektiniz. Çünkü yulafı seviyorsunuz. Zaten et suyu. Oh, mis gibi. Yulafın bütün sütü çıktı. Ya, içine yumurta da kırdım bir tane. Proteine şey oldukları için bunlar bütün mamalarında. Protein, hayvansal protein içeren gıdalardan oluşuyor. Yani işimi sağlama aldım normalde. Oh yavrum benim, afiyet olsun. Diğerleri de yok ortada. Diğerleri de yemeğe gitti galiba. Şimdi bu Leo kralımız Leonidas yemek yediği için. Diğerleri de oh, sıra bize geldi demiş olabilirler, kediler de. Çete başının, liderin baştan yemesi gerekiyor ya. Bu da ayarı verdi. Tamam dedi. Sakın, hayır, pisletme örtüyü. Hayır, işte Leon'un da ikinci bir özelliği, yemeği kabından mutlaka şöyle alalım. Çıkarıp, gel burada ye. Dışarıda yiyor. O yüzden yerlerimiz sağ olsun batıyor. Böyle de şeyiz yani, zoruz. Tüylerimiz, mamalarımız, sürekli eve bir temizleme ihtiyacı. Hadi bakalım, aferin çocuğum. Bu yaramazlar kafalarına göre hareket ettiği ve çabuk kadar obur olmadıkları için kendi isteyecekleri zamanda yiyeceklerdi. Şimdi tok olabilirler. Ben mamaları böyle bıraktım. Şimdi onları yalnız bırakacağım. Gelsin istedikleri gibi yesinler. Sonra yiyip yemediklerini haber veririm. Bay bay Hulusi. Güzel güzel ye, tamam mı? Hadi bakalım. Aferin sana. Küçük bir hile. Ama Leo vuruyorsun. Küçük bir hileye başvurduk. Üzerine birkaç tane kuru mama attım. Belki onu yerken diğerinin de tadına bakar. Mamayı da tamamlar diye. Kuru mamaları arama sadece Hulusi. Alttaki mamayı da ye hadi. Bak, sadece kuru mamaları yiyorsun. Bak, bezelye var orada, çok güzel. Ya, işimiz var çocukla. Şimdi buradaki kuru mamaları da yedi. Ya Hulusi, çok garip bir çocuksun. Altındakini de yesen ölürsün, değil mi?